Henry Cavill, yaratık, uyuşturucu, seks, fantastik fantezi, eşittir Netflix paketi. Dostlar, diziyi izlemeden önce bayağı bir bekledim. Eleştirmenlerin ve oyunun saf fanlarının yorumlarına baktım. Çoğunun dizinin çok kötü olduğunu söyledi. Zaten önyargılı olan ben bu yorumları görünce double bir önyargı oluştu. Çünkü canlar kitaplardan veya oyunlardan alınarak yapılan çoğu yapımın nedense kötü olması an meselesi oluyor. Bunun iyi örneklerini de kötü örneklerini de gördük. Peki Witcher nasıl? Dostlar, ben bu evrene fazla aşina değilim. Kitaplarını okumadım. Sadece YouTube'da Pink Panda biz oynarken birazcık tecrübe edindim. Yani demek istediğim, benim Witcher evreniyle pek bir ilgim yok. İşte dizinin yaptığı hata bu canlar. Dizi evreni anlatmaya çalışmıyor. Evet, dizi farklı bir evrende olduğu için bu evrenin materyallerine sahip. Ama canlar, bunlar sadece görünüşte var. Bu yaratıkların olayı ne? Witcher'lar neden kapının dış mandalı tarzında bir muamele görüyor gibi sorular hep aklımda kaldı. Çünkü dizi daha çok evreni anlatmayıp da iki kişinin boş yere aşk hikayesini anlatıyor. Bakın canlar, zaten bir yapım uyarlama olunca ilk endişem bu evrenin düzgün anlatılmaması. İkincisi ise bu uyarlamayı Netflix'in alması. İkisi de oldu. Dostlar, size şöyle söyleyeyim. Netflix potansiyel olan her yapımı aldığında tabiri caizse içine etti. Evet, arada güzel yapımlar oldu, onlara lafım yok. Ama Witcher gibi dünyada tanınmış oyun serisini ve kitap serisini bu kadar sığ anlatmak biraz kolaya kaçılmış gibi. Dizi ilk bölümlerde oğlum ne kadar güzel gidiyor lan dedirse de son bölümlere doğru bitsin artık yahu kafasına girdim. Öncelikle Henry Cavill abimize bir parantez açmak istiyorum. Abimizin Man of Steel'deki Superman oyunculuğu çok güzeldi. Witcher'ı oynarken oğlum Superman'in burada ne işi var diye düşünmeden edemedim. En sonunda Enola Holmes'taki Sherlock oyunculuğunu görünce abimizin susarak soğuk bakışlık ve diyerek oyunculuk yaptığını fark etti. Bana göre bunun iki sebebi var. İlki, aktöre adam akıllı materyal verilmedi. İkincisi, adam harbi Superman rolünde takılı kaldı. Yennefer'a gelirsek abi. Kastın başında kim var? Yani böyle güzelim karakteri niye bu canlandırıyor? Duyar kasacağım diye güzelim karakteri bozmanızın ne alakası var ey Netflix? Yennefer'da ilk başta hikayesi güzel anlatılıyorken kan bağlama çorbalama işi batırmışlar canım. Yani Witcher dizisiyle ilgili 2-3 sıkıntım ve gerçekten temelde olan sıkıntılar bunlar canım. Hikayesini düzgün anlatmaması, aktörlere ve aktrislere düzgün materyal verilmediği için karakterlerin bize düzgün bir şekilde tanıtılmaması, kitap evreninden insanlar ne kadar tanısa da benim gibi bu diziyi ilk başta, bu evrenin ilk başta girecek olanlar için bile düşünülmeden yazılması dizinin bayağı bir kötü olmasının göstergesi. Ki kitabını okuyan, oyununu oynayan kişilerle de konuştum ve onlar da kötü dedi yani. Demek ki dizinin genelinde bir sıkıntı var. Benim Witcher hakkındaki görüşlerim bu kadar canlar. Bir sorun çıkmazsa yarına bonus bir video gelecek. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.